Şimdi izleyeceğiniz görüntüler bir aksiyon filminden değil, İstanbul'da yaşanan korkunç bir gasp saldırısından. Üç gaspçı bir acentaya girip çalışanın ellerini ve ayaklarını bağladı. 300 bin liralık vurgun yaptı. Boğazını döve döve getirdiler buraya. Kollarımı bağladılar sonra arkadan. Böyle attılar bu tarafa böyle. Düştüm böyle böyle. Ellerini ayaklarını bağladılar, depoya kilitleyip bir saat rehin tuttular. Acımasız gaspçılar 300 bin liralık vurgunu işte böyle yaptı. Bütün kasaları boşaltmışlar. Üç kişi düşmüş başıma, hep abiler dövüyordular. Sadece sus, bağırmayın. Bağırırsan böylece şey götürdüm, bıçak böyle dövdü. Bir tane de şuradan var. Üç İranlı gaspçı Güpe Gündüz Aksaray'daki turizm acentasını hedef aldı. Üstelik elebaşı Halil Çoknejat acentayla çalışan bir komisyoncuydu. Gelip komisyonunu alan giden şahıslardan biri. Takip etmiş zaten. Gaspçılar İranlı turizmci Emir için hazırladıkları hain plan için pazar günü kimsenin olmadığı saati seçti. Korku dolanlar bu masada yaşanmaya başladı. Gaspçılardan biri arkadan boynuna sarıldı ve sıkmaya başladı. Diğer ikisi de koluna girdi ve arkadaki ofise getirdiler. Burada bir ağır bir şeyle kafasına vuruyorlar. Eli bıçaklı 3 gaspçı İranlı Emir'i burada yere yatırdı. Biri kollarını tutarken diğerinin elinde koli bandı vardı. Bir yandan bıçakla tehdit edip diğer yandan ellerini, kollarını ve bağırmaması için ağzını bantladılar. Nefesim çıkmıyordu. Bandı böyle seçtiler sonra. Ve yerde sürüklemeye başladılar. Kendi ceplerinde bir tane bıçak vardı. Gaz vardı. Bağırsan ölecek. Gaspçılar İranlı Emir'i etkisiz hale getirdikten sonra bu kapıdan içeriye getirdiler ve işte bu karanlık depoya soktular. Burada içine ilaç karıştırılmış bir su içirdiler ve ardından bıçaklamaya başladılar. Gaspçılar neyse ki planlarını eline yüzüne bulaştırdı. Yeşil montlu elebaşı Halil Çoknejat dışarı çıkıp dükkanın kapısını kilitledi. İki arkadaşını içeride bıraktı. Yabancı birinin kapıyı zorladığını fark eden kapıcı hemen 155'i aradı. Polisler geldi. Emir'in rehin tutulduğundan kimsenin haberi yoktu. Gaspçılar hiçbir şey olmamış gibi polise el salladı, hoş geldiniz dedi. Polis önce gaspçıların üzerindeki 5200 doları buldu. Sonra depodan gelen bir ses duydu. Ben burada gördüm polis sesi geldi, ayağından böyle vurdum kapıya. İki gaspçı kelepçelendi. Emir kurtarıldı. Soygundan sonra bir kadınla birlikte taksiye binen çete elebaşı çaldığı 300 bin lirayla kayıplara karıştı.